Hani diyoruz ya geçmiş. Bir de geçmişinde hesap hesaplarını kapatamadığı kişiler bazen ölüp gidiyor. Evet. Hala o kişi geçmişte kalmış oluyor. Artık ölmüş, gitmiş, bitmiş olay diyoruz, değil evet. mi bizim için? Hayır diyor, ahirette ben alacağım. Daha bitmiyor diyor. O geçmişi artık hani bir ahiret hayatını düşünerek ben o, o hesabı orada kapatacağım. Çünkü geçmişinde kapatamadı, kapatma şansı olan insanlar yok oldu çünkü. Bu kadar artık patoloji durumuna gelmiş olabiliyor. Peki neden? insanlar geçmişi unutması hocam. Çünkü insanlar geçmişe sıkışıp kalıyor. Sebebi şu. Geçmişteki olan biten olaylar eğer şahısları yaşıyorsa ya da yaşamıyorsa dediğiniz gibi aslında beklediği bir çoğu zaman özür. Mesela geçmişte yanlış anlaşıldığını düşünüyor. Geçmişte kendisine haksızlık yapıldığını düşünülüyor. Başına gelen olayda yapılan haksızlığın şiddetiyle ilgili yapan kişinin hissetmediğini, fark etmediğini ve özür dilemediğini hissediyor ve o döngüye saplanıp kalıyor. Ondan dolayı unutamıyor. Yani sıkışmışlık aslında orasıyla ilgili, o nokta ile ilgili. İnsanlar gerçekten mesela şöyle düşünün. Bir örnek vereyim. Bölümde çok sevdiğimiz bir abimiz, emekli oldu bir hocamız. Bir gün dedi ki gençler siz bekarsınız. Asistanlığımız dönemiydi bu. Bekarsınız ileride evleneceksiniz ama bir şey unutmayın dedi. Her şey döner dolaşır. İleride eşinizin dediği noktaya gelir. Size bir olay anlatayım dedi. İlk evlendim ki yaşı o zaman ya 60'ın üzerindeydi bunu konuştuğumda. İlk evlendim dedi teyzenizle anamın köyüne gittik. Hı. Anamın elini öptük. Bir kurban bayramı zamanıydı. Dışarıda bir şeyler pişiriyor. Annem dedi ki işte kızım onu öyle tutma böyle tut dedi. Biraz sesini yükseltti dedi. Eşim o esnada bana baktı gözünün ucuyla daha yeni evliyiz. Ben seslenmedim yani annemle eşim arasına girmeyeyim diye seslenmedim. Ama dedi bunu bana 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl dedi ki sen o gün benim yanımda durmadın, benim arka çıkmadın, işte sen bana o gün işte şöyle yapsaydın, onu bir türlü unutturamadım. Bunun sebebi şu, o gün eşinin karşısına geçip de evet haklısın, senin kötü hissettiğini fark ettim, kusura bakma, anneme seni yeterince anlatamadım, senin içinde bulunduğun durumu anlıyorum gibi Özür hissini eğer eşine hissetmiş olsaydı muhtemelen eşi bunu 40 yıl taşımayacaktı. 40 yıl ısıdı mısıdı önüne koymasının altında aslında yeterince anlaşılmadığı hissi var.